82 milyona günaydın demek istiyorum. Tabii nereden günaydın diyorum? Şu anda Yeni Cami'den, Eminönü'nden, Fatih'ten herkese merhaba. Arkamda Galata Kulesi'ni görüyorsunuz. Niye buraya geldik? Çünkü birazdan piyasalar açılacak ve piyasalar açılınca dün akşam saatlerinde Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa edip etmediği ya da muammasının piyasalara nasıl yansıdığını yerinde görmek için şu anda buradayız. Ama buradayız derken piyasalardan önce bugün gazeteler ve televizyonlar Berat Albayrak'ın istifasını nasıl yorumladı? Bir öncelikle bunu aktarmak istiyorum size. O da şu, maalesef Türkiye'de yayın yapan görsel ya da yazılı medya organları her habere duyarsız kaldıkları gibi Berat Albayrak'ın istifa edip etmediği haberine de aynı duyarsızlıkla karşılık verdiler. Şimdi eskiden olsaydı Hürriyet, Sabah gibi gazeteler, en önemlisi bunlar, Türkiye'nin en çok satan gazeteleri bir bakanın istifasıyla ilgili haberi en azından bugün okurlarına aktarırlardı. Maalesef bugün Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili haber ne Hürriyet'in, ne Sabah'ın, ne Yeni Şafak gazetesinin, ne Akşam gazetesinin, ne de Star gazetesinin diyeceğim ama Star gazetesi zaten yayında değil. Birinci sayfalarında maalesef yok. Akit'in diyeceğim, hadi Akit yetiştiremedi, koyamadı diyebiliriz ama Akit'te de yok. Ve maalesef yine bu haberi vermek sadece Sözcü gibi, Cumhuriyet gibi, Evrensel gibi, Bir Gün gibi sol içerikli gazetelere kalmış durumda. Onlar nasıl gördüler onu da hemencecik bir aktarmakta fayda görüyorum. Sözcü istifa etti diye veriyor. Cumhuriyet gazetesi ise kriz damadı salladı başlığını atmış. Yeni Çağ gazetesinin başlığı ise Ankara'yı sarsan şok gelişme diyor. Ancak bu arada iki gazeteyi takdir etmek istiyorum. Bunlardan birisi Milli Gazete, bir diğeri ise Türkiye Gazetesi. Her iki gazetede Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili haberi birinci sayfalarına koymuşlar ve Mustafa Kurdaş'ın yönettiği Milli Gazete istifa ve sessizlik başlığını kullanırken Türkiye Gazetesi ise sürpriz karar diye bir başlıkla bugün birinci sayfasında gelişmeyi, Berat Albayrak'ın istifa edip etmediğine ilişkin gelişmeyi okurlarıyla paylaşmış. Ama biraz önce söyledim. Akşamda, Hürriyet'te, Sabah'ta, Milliyet'te, Akit'te, Türk Gün'de, Milat'ta, Takvim'de, Yeni Şafak'ta maalesef yok. Ama şu anda gözler piyasada ve piyasalar nasıl cevap verecek Berat Albayrak'ın istifa edip etmediğiyle ilgili habere. Bunu da yerinde Tahtakale'de değerlendirmek için şu anda buradan bu yayını gerçekleştiriyorum. Ancak şuna da bir dikkat çekmekte fayda görüyorum. Özellikle Berat Albayrak'la Donald Trump'ın 3 Kasım seçimlerinde Amerika'da seçimi kaybeden Donald Trump'ın damadı Kushner arasındaki ilişki. Buna da dikkat çekmek istiyorum çünkü bununla ilgili bir önceki videoda bazı değerlendirmelerde bulunmuştum. Ve belki bundan sonraki videolarda bunu birazcık daha açacağım. Çünkü bu damatlar arasındaki ilişkiler, Kushner'le Berat Albayrak arasındaki ilişki, hatta buna belki Aydın Doğan'ın damadı Mehmet Ali Yücedağ'ı da eklersek üçlü damatların ilişkisi ve Türkiye'ye faturası. Çünkü Joe Biden artık Amerika Birleşik Devletleri'nde 46. başkan ve 46. başkanın Türkiye ile ilgili değerlendirmeleri önemli ve biz birazdan yine karşınızda olacağız. Çünkü niye? Tahtakale'den özellikle dövizin, borsanın ve belki de altının Berat Albayrak'ın istifa ettiğine ilişkin kararının nasıl yansıdığını sizlere aktarmak için görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.